Evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, ben Urhan Türker. Bugün yine sizlerle Galatasaray'ın transfer gündemini ve Galatasaray'la alakalı son dakika gelişmelerini, son gelişmeleri aktarmaya, anlatmaya, benim bilgilerimi, gündemdeki diğer bilgileri sizlerle buluşturmaya çalışacağımız bir videoya daha başlıyoruz. Hemen sizden ufak bir isteğim var arkadaşlar. Videoya başlarken şu an videoyu muhtemelen ilk gösterim olarak izliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde videoyu beğenip videoya o şekilde izlemeye başlarsanız beni ayrıca çok çok mutlu edersiniz. Beğenme sayıları ve genel izleyici, ilk gösterimdeki izleyici sayıları bizler için çok çok mühim. Dolayısıyla da hızlı bir şekilde beğenip yerinizi alırsanız beni ayrıca mutlu edersiniz sevgili dostlar. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Birçok farklı konu var, birçok farklı anlatacağım konu var, iddialar var, sizin sorduklarınız var. Hepsini bir sentez haline getirip sizlere videoda sunacağım sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet dostlar, öncelikli olarak daha önce zaten günler öncesinde duyurmuş olduğumuz ve benim de transfer sürecine dair birçok bilgiyi ayrı ayrı vermeye çalıştığım Kazımcan Karataş artık 6 ay resmi 6 ay resmi hesabından açıklanan ve kendisi de zaten 6 aya veda etti. Artık Galatasaray transferinin resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Zaten Galatasaray'la kontrat konusunda her türlü anlaşmaya varmıştı. Ve hepimize malum, ben de geçtiğimiz günlerde şu bilgiyi de vermiştim. Yani medyada yer alan haberler ve benim duyduğum kadarıyla da oyuncu Eyüpspor'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelecekti ama şu tarz iddialar vardı. Yani işte Eyüpspor Süper Lig'e çıktıktan sonra oyuncu tekrardan kulübüne geri dönecek tarzı haberler vardı. Ve ben de bunu sorduğumda bana sorduğum kişiler kesinlikle bu tarz durumlar olamaz. Galatasaray bu tarz transferleri yapmaz. Yani Galatasaray gibi büyük bir camia bu tarz hamleleri yapmaz. Zaten Murat Özkaya'dan dolayı da Galatasaray'la Eyüpspor kulübü arasında bu tarz anlaşmalar yapılmaz demişlerdi. Nitekim bugün gelen son durumda da baktığımızda artık Eyüpspor'un aradan çekildiğini, Galatasaray oyuncunun transferini resmi olarak açıklayacağı ve muhtemelen de oyuncuyla 5 yıllık kontrat imzalanacağı konuşuluyor. Oyuncu artık imza atacak, resmi imzayı, ıslak imzayı atacak ve bugün ya da yarın da artık kulüpten tabii ki çekimleri vesaire yapılacaktır. Bunlar yapıldıktan sonra da kulüpten resmi kaynaklardan oyuncunun transferi artık açıklanacaktır diye umut ediyorum. Gerçekten önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü orada Patrick Van Aanholt'un haricinde bir sol bekimiz yoktu. Dolayısıyla da hemen Patrick Van Aanholt'un arkasında olup hem ondan bir şeyler öğrenecek hem de ara ara kullanabileceğimiz, zaman zaman yerli kuralında elimizi rahatlatacak oyunculardan birisi olması bence çok çok değerli. Ayrıca genç bir oyuncu olması sebebiyle de alınıp satılmaya da müsait olması gerçekten takdire şayan bir durum diyebilirim. İnşallah Galatasaray'da gerekli gelişimi gösterir ve Avrupa'nın önemli kulüplerine önemli paralara satabileceğimiz bir futbolcu haline gelir diye umut ediyorum. Galatasaray kariyerinin hayırlı olmasını temenni edip diğer konuya geçelim sevgili dostlar. Şimdi sizlere anlatacağım bir diğer konu da Galatasaray'ın yine sözleşmeli futbolcularından olan ve 2024 yılına kadar Galatasaray'la kontratı bulunan Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile alakalı. Jesse Sekidika bildiğimiz üzere geçen sezonun devre arasında Leuven kulübüne Belçika'ya kiralık olarak gitmişti. Ama oradaki maç sayıları çok çok düşük kaldığı için Galatasaray'a geri dönüp devre arasında tekrardan yine az önce konusunu bahsini geçirdiğimiz Eyüpspor kulübüne transferi kiralık olarak gerçekleşmişti diye anlatmıştık sevgili dostlar. Oyuncu bildiğimiz üzere 25 yaşında, 1.74 boyunda, sol kanat sağ kanat oynayabilen bir kanat oyuncusu. Aslında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a gelirkenki süre zarfında hepimiz aslında oyuncudan çok çok büyük bir beklenti içerisindeydik. Yani kalibre olarak ve oradaki oyun tarzına baktığımızda Galatasaray'ın yeni bir oyun kurusu, yeni bir burunması olabilir mi niyetindeydi aslında herkes ama süreç içerisinde bunu çok ciddi manada gerçekleştiremedi diyebilirim. Galatasaray'da zaten çok fazla süre bulamadı, forma şansı bulamadı. Birkaç kulübe kiralık olarak gitti, geri geldi. Konyaspor'a da gitmişti bir dönem, Süper Lig'de kiralık olarak oynayıp geri dönmüştü. Nitekim Belçika'ya gitti, Belçika'da da tutunamadı ve son olarak da TFF 1. Lig'de Eyüpspor forması giymişti. Şu an oyuncu yine TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un özel olarak ilgisi var sevgili dostlar. Eyüpspor kulübünün şu an bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü son olarak Eyüpspor kulübünde oynamıştı ama benim kulağıma gelen kulüp TFF'de birçok farklı kulüple ilgilendikleri ve onun haricinde en önemli ilgiyi de Samsunspor'un gösterdiği yönünde
bazı iddialar var. Dediğim gibi oyuncunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar kontratı var. Kadroda Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen bir futbolcu çünkü zaten Galatasaray'ın yabancı oyuncu problemi var. Dolayısıyla da Jesse Ikedike gibi kullanılması çok çok düşük ihtimal olan bir futbolcuya bu yabancı kuralı hakkını kullanmayı çok mantıklı bulmayacaktır. Hem Okan Buruk hem de tabii ki başkanımız Dursun Özbek ve diğer bu işlerle ilgilenen yönetim kurulu ekibimiz. Dolayısıyla da ciddi manada baktığımızda Galatasaray'dan ayrılması çok çok muhtemel oyuncuların başında geliyor Jesse Ikedike. Dediğim gibi bunun sebebi de hem Galatasaray'da kullanılmayacak olması hem de yabancı olması diyebilirim. TFF'ye yeniden kiralanması, TFF 1. Lig'e yeniden kiralanması gündemde dediğim gibi. Zaten Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi olduğu için yani 2 yıl daha kontratı bulunduğu için kiralık gitmesinde herhangi bir problem görünmüyor ve Galatasaray muhtemelen bu oyuncuyu eğer bir sürpriz çıkmazsa Avrupa'dan farklı bir kulüpten ilgi gelmezse Jesse Ikedike'de kabul ederse TFF 1. Lig ekiplerinden herhangi birine kiralamayı düşünüyor. Çünkü o ligde en az 5-6 takımın ilgilendiğini duydum. En ciddi olarak ilgilenen kulüp olarak da Samsunspor'un dediğim gibi adı geçti. Bakalım ben de süreci yakından takip ediyorum. Jesse Ikedike'nin kariyeri için de umut ediyorum en hayırlısı olur. Evet, hızlı bir şekilde size yine menajer aracılığıyla Galatasaray'a önerilen iki tane futbolcudan bahsedeceğim. Öncelikli olarak Rusya Ligi'nde Zenit'in son olarak forması giyen ve genel olarak kariyerinde zaten Rusya'da geçmiş oyunculardan birisi olan Magomed Ozdoyev'den başlayayım arkadaşlar. Magomed Ozdoyev Galatasaray menajer aracılığıyla önerilmiş futbolculardan birisi. Merkez orta saha oyuncusu ve 29 yaşında. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de Zenit kulübüyle sözleşmesi artık resmi olarak sona ermiş bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Oyuncunun Avrupa'da Rusya dışında ve Rusya ve kısa bir dönem altyapı döneminde Ukrayna'ya da gittiğini söyleyeyim. Onun haricinde Rusya'dan hiçbir zaman ayrılmamış bir futbolcu. Yani Rusya Ligi haricinde farklı bir ligde forma giymemiş bir futbolcu. Rubin Kazan'da oynuyordu belli bir süre. Ondan sonra Zenit'e transfer oldu ve uzun yıllardır da Zenit'te Zenit forması giyiyor. Şu an için dediğim gibi Galatasaray menajer aracılığıyla gelmiş isimlerden birisi ve Galatasaray'da henüz oyuncuya bir dönüş yapmamış. Çünkü Galatasaray dediğim gibi Fernando isminde de Fernando Lucas Martins isminde de benzer bir durum söz konusu. Galatasaray o orta sahaya katacağı isimlerin genelde first class seviyelerdeki oyuncular olmasını istiyor. Dolayısıyla da bu tarz bir tık daha bir kademe daha aşağıdaki futbolcuların biraz daha transfer süreci ağırdan işliyor diyebilirim. Nitekim Ozdoyev de bu transferlerden, bu tarz oyunculardan birisi diyebilirim. Zaten dediğim gibi kariyerinde Rusya Ligi haricinde farklı bir ligde forma giymemiş ve ta ki 29 yaşına kadar çok kısa bir Ukrayna serüveni var. Yani altyapı döneminde. Onun haricinde devamlı Rusya'da farklı kulüplerde son olarak dediğim gibi uzun yıllardır Zenit'te forma giyen bir futbolcu. Aynı zamanda Rusya milli takımının da formasını giyen bir futbolcu. Toplamda 35 maçta Rusya milli takımının forması giymiş ve totalde 4 gol atma başarısı göstermiş bir futbolcudan söz ediyoruz. Kariyerinde toplam 314 maçı var. 22 gol, 27 asist yapmış bir futbolcu. Dediğim gibi 314 toplam kariyer maçı, 22 maç ve 27 gol. Zaten bu maçların 250'sinden fazlası da Rusya Premier Ligi'nde yani Rusya 1. Ligi'nde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece bir menajer rolü olduğu için ve şu an beklemede tutulan futbolculardan birisi olduğu için sizlere bu ismi de anlatmak istedim. Süreciyle alakalı henüz somut bir gelişme yok. Dediğim gibi Galatasaray'ın henüz dönüş yaptığını söylemek mümkün değil. Ama yine de süreç bu tarz futbolcular için çok hızlı gelişebilir. Galatasaray umut ettiği futbolculardan dönüşler alamazsa bu tarz beklemekte tuttuğu futbolcularla alakalı hızlı şekilde gelişmeler yaşayabilir. Tabii ki o futbolcular da o süre zarfında farklı kulüplerle anlaşmamış olursa bu yüzden dediğim gibi bir öneri olduğu için ve Galatasaray'ın da listesinde tutulan futbolculardan birisi olduğu için bu bilgiyi de bu oyuncuyu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Hemen gelelim yine Galatasaray'a az önce söylediğim gibi önerilmiş olan futbolculardan birisine bir diğerine daha doğrusu o isim de yine milli takımımızın futbolcularından olan Okan Yokuşlu. Okan Yokuşlu hepimizin malumu son olarak Getafe'de kiralık olarak forma giydikten sonra Celta Vigo ile olan sözleşmesini resmi olarak sona erdirdi ve serbest kaldı, boşta kaldı diyebiliriz. Oyuncunun menajeri şu an Avrupa'dan bir kulüple görüşme yapıyor. Onun haricinde de Türkiye'den de hem Beşiktaş hem Trabzonspor hem de Galatasaray'a oyuncusunu önermiş durumda. Trabzonspor'la alakalı onların da bir isteği var. Yani Trabzonspor'da bu oyuncuya istekli ama şu an için ben Beşiktaş tarafından net bir gelişme var mı duymadım. Şimdi ben size işin Galatasaray boyutunu anlatmaya çalışacağım. Bu isim Galatasaray'ın gündemine geldikten sonra yani daha doğrusu menajer aracılığıyla Galatasaray'a önerildikten sonra Galatasaray'ın almış olduğu reaksiyonu, Galatasaray'ın almış olduğu tavırı anlatmaya çalışacağım sevgili dostlar.
Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray özellikle şunu söyleyeyim. Okan Buruk öncelikli olarak oyuncuya çok sıcak bakmıyor diyebilirim. Yani sıcak bakmamasındaki en temel sebep de şu. Galatasaray'ın şu an elinde totalde 2 tane şu an aktif olarak ligde kullanabileceği yerli orta saha var. Bunlardan birisi Galatasaray'da yine uzun yıllardır oynayan Taylan Antalyalı. Onun haricinde bir diğeri de Berkan Kutlu. Dolayısıyla Berkan Kutlu geçen sezonun performansı çok tartışıldı, olmadı ama mücadele gücü olarak baktığımızda kötü bir futbolcu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani en azından Türkiye Ligi'nde mücadele edebilecek bir futbolcu. Yani Türkiye Ligi'nde ara ara rotasyonda kullanabileceğiniz futbolculardan birisi. Onun haricinde bir diğer isim Taylan Antalyalı yine baktığımız zaman her ne kadar kötü maçlar çıkarmış olsa da yine Türkiye Ligi'nde ara ara da olsa belki ilk 11 olarak Galatasaray kalibresinde bir futbolcu olmasa da ara ara yine kullanabileceğiniz futbolculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinde iki tane yerli orta saha anlamında bu tarz Galatasaray'da zaten daha önceden oynamış ilk 11 sayıları da yüksek futbolcular varken Okan Yokuştu gibi Galatasaray geldiği takdirde Galatasaray orta sahasını bir kademe yukarıya taşıyamayacak bir futbolcuyla Galatasaray düşüncesi bu tarz transferlere biraz daha kapalı diyebilirim. Yani bunun aslında birçok farklı sebebi var. Yani en temel sebebi de bu saydığım olay. Özellikle Okan Buruk orta sahada Galatasaray'ın 3 tane yabancı ile oynamasını arzu ediyor. Yani hem 6 numaraya hem 8 numaraya hem de biraz da ofansif orta saha. Yani aslında Okan Hoca'nın sisteminde benim bildiğim kadarıyla benim öğrendiğim kadarıyla net bir 10 numara yok ama ofansif kurguda biraz daha böyle rahat serbest rolde kullanacağı bir 10 numaraya yakın oynayan bir futbolcu her daim kullanıyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman 6 numarası çok kaliteli olmasını istiyor. Okan Buruk takımın 8 numarada keza aynı şekilde yine 10 numaradaki futbolcunun da yabancı ve aynı ölçüde kaliteli olmasını arzu ediyor. Zaten görüşülen isimlere baktığımızda da hepsi bu tarz isimler. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray'da 3 tane yabancı orta sağladığınızı varsayalım. Şimdi hem 6 numara hem 8 numara hem de belki klasik 10 numara değil ama yine 10 numaraya yakın 8,5 tarzında oynayabilecek futbolcu olarak baktığımızda bu tarz 3 tane yabancı oyuncu aldığımızı varsayalım. Bu oyuncuları aldıktan sonra Okan Yokuşlu'yu da ekstra bunun üzerine aldığınız zaman 3 tane yerli 3 tane yabancı orta sahanız oluyor. Onun haricinde yine genç altyapıdan gelen isimler de var. Bunları da zaman zaman Okan Buruk kullanmayı arzu ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Galatasaray'ın orta sahasında çok ciddi bir kalabalık oluşmaya başlayacak. Yani 3 tane yabancı orta saha aldığınız zaman 2 tane de yerliniz zaten var. Elinizden onları çıkarmış olsanız belki Okan Yokuşlu ismi mantıklı makul olabilir ama elinizden bunları da çıkaramadığınız takdirde gidip de ekstra bir Okan Yokuşlu Galatasaray'ın sırtına yük etmenin hiçbir manası yok. Ben de aynı görüşteyim. Dolayısıyla da şu an Galatasaray yönetiminin de görüşü, düşüncesi bu. Ve bundan dolayı da şu an için Okan Yokuşlu ile alakalı kulübüne bir dönüş yapılmış değil. Daha doğrusu kulübüne diyorum, oyuncunun menajerine bir dönüş yapılmış değil, özür dilerim. Oyuncunun menajerine bir dönüş yapılmış değil. Dolayısıyla da sürece baktığımızda ben Galatasaray transferinin oyuncunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray dediğim gibi bu tabi sebeplerden dolayı. Yani Galatasaray'ın aslında düşüncesinin de ne olduğunu size anlatmaya çalıştım. Galatasaray'ın planlı programının da ne olduğunu, orta sahayla alakalı genel planın ve Okan Hoca'nın da isteğinin ne olduğunu da bu vesileyle, Okan Yokuşlu vesilesiyle sizlere anlatmak durumundayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim forvet konusuna. Forvet'te daha önce gündeme gelen ve bizim de videolarımızda söz etmiş olduğumuz isimlerden birisi Özbek futbolcu Eldor Shomorodov. Shomorodov konusunda yine Galatasaray'ın şu an ilgisi devam ediyor oyuncuya. Çünkü Okan Hoca'nın pivot santrafor özelliği olan bir futbolcu istemesinden mütevellit Galatasaray oyuncuyu en azından bir sezon kiralayıp Galatasaray'a devam etmesini arzu ediyor diyebilirim. Oyuncu bildiğimiz üzere 27 yaşında, 26 yaşındaydı. 29 Haziran itibariyle artık oyuncu 27 yaşına girmiş durumda. Geçen sezon çok fazla maç sayısına sahip aslında Roma ile ama genelde bu maçları hep sonradan oyuna girerek sağlamış, sonradan oynamış bir futbolcu. İlk 11 futbolcusu olarak kullanılmamış bir futbolcu. Şu an Galatasaray oyuncuyu kiralamayı çok arzu ediyor. Eldor Shomorodov da bence gelmek isteyecektir Galatasaray'a. Çünkü geçen sezon her ne kadar ciddi sayıda maç sayısına ulaşmış olsa da dediğim gibi maç süreleri çok çok az kaldı. Dolayısıyla o da gelip bir sezon kendini toparladıktan sonra tekrardan Roma'ya dönmek isteyecektir. Çünkü oyuncunun Roma ile zaten süreç olarak baktığımızda daha çok uzun yıllar, yani yanlış bakmadıysam 2026 yılına kadar kontratı var.
Dolayısıyla da oyuncu gelip bir sezon Galatasaray'da kiralık oynayıp tekrardan kulübeye geri dönüp orada devamlılık sağlama anlamında, kendisini geliştirme anlamında devam etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da gerçekten her manada isteğini karşılayabilecek futbolcu. Özellikle Okan Buruk pivot santrafor istemesinden dolayı 1.90-1.91 boyu olan bir futbolcu. Hava toplarındaki hakimiyetini de hem de yerden de hava toplarında çok hakim ama yerden kötü olan bir futbolcu istemiyor Okan Buruk. Hem hava toplarına hakim hem de duvar olabilecek. Zaman zaman Galatasaray'ın ilerideki kurgusunda arkadaşlarına yanında toplayarak hücum kurgusunu yakalayabilecek, oluşturacak futbolcuyu istiyor Okan Buruk. Dolayısıyla da Eldar Şomorodo baktığımız zaman bunları yapabilecek bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi manada kaliteli, kariyerli bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon dediğim gibi maç sayılarına da bakmak istiyorum. Ciddi manada kalite olarak, kalibre olarak iyi bir futbolcuydu. Kariyerinde toplamda 220 maçı var. 45 tane golü atmış, 23 tane de asist yapmış diyebiliriz. Serie A'da toplamda 59 maçı var. 11 gol, 5 asisti. Aslında Roma'ya gelmeden önce Genoa forması giyiyordu. Ondan sonra da Roma'ya dediğim gibi geçen sezon itibariyle transfer oldu. Konferans Ligi'nde de zaman zaman şampiyon olmuştu. Hepimizin malumu Roma. Konferans Ligi'nde de zaman zaman kullanılan bir futbolcuydu Eldar Shomorodov. Dediğim gibi totalde baktığımız zaman kiralık transferi uygun görülüyor diyebilirim. Galatasaray'ın bu manada çok ciddi isteği var. Aslında bu isteklerden birisi de Vedat Muriç ile alakalı olmuştu. Yani Vedat Muriç için de bir sezon kiralık transferi söz konusu olmuştu ama Lazio kesinlikle oyuncuyu kiralamayı düşünmediğini iletti ve totalde de Galatasaray'dan 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği için de Galatasaray bu transferde masadan kalktı diyebilirim. İkinci alternatif de yine kiralık olarak düşünülen Eldar Shomorodov'du. Şu an için yine görüşmeler devam ediyor Eldar Shomorodov için. Ama şurada bir problem şu. Oraya bir santrafor takviyesi istiyor Jose Mourinho. Roma teknik direktörü Jose Mourinho. Dolayısıyla da eğer oraya bir takviye gelmeden Eldar Shomorodov'un ayrılığını onay vermiyor. Roma takviye yaparsa Eldar Shomorodov'u kiralık olarak göndermeyi düşünebilir. Dediğim gibi süreç devam ediyor. Zaten Galatasaray'ın şu an 3 tane yabancı santrafor var. Bunu sürekli konuştuk. Hem Mbaye Diagne, hem Mustafa Muhammed, hem de Buffett'in bir Gomez. Galatasaray bu 3 oyuncuyla yollarını ayırıp 2 tane yabancı ve kullanabileceği santrafor istiyor aslında baktığımız zaman. Bu 3 oyuncunun 3'üyle birden yolları ayırmak çok kolay bir işlem değil ama Galatasaray eğer bunu başarabilirse birinci alternatif dediğim gibi Eldar Shomorodov, bir de ikinci bir oyuncu olarak orada 2 tane santrafor oyuncusuyla belki bir tane de yerli takviye gelebilir. 3 tane santrafor oyuncusuyla zaten elimizde Eren Aydın da var. Eren Aydın da eğer kampta çok düşük bir performans göstermesi Galatasaray'ın rotasyon kadrosuna yer alacaktır. Bu dörtlüyle de yoluna devam etmeyi arzu ediyor ama tabii ki burada baktığımız zaman hem Jose Mourinho'nun isteğinin yerine gelmesi lazım hem de Galatasaray'ın elindeki 3 tane yabancıdan birer birer 3 tane yabancı santrafordan birer birer kurtulması lazım. Süreç biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Ben de bu süreci yakından takip ediyorum. Bakalım nasıl işleyecek. Eğer ekstra bilgiler gelirse hem bu transferle hem de farklı transferlerde onları da sizlere aktarmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, birkaç gündür videomda söz ettiğim ve gerçekten birçok farklı detayıyla sizlere anlatmaya çalıştığım Eric Boateng transferinden de bahsedelim. Dün rakamsal boyutlarda Galatasaray'ın teklifini 1 milyon 350 bin eurodan 1,5 milyon euroya maaş düzeyinde çıkardığını ve imza ve parası ücretinde 750 bin eurodan 1 milyon euroya çıkarıldığını ve pazarlıkların hala aktif olarak devam ettiğini dile getirmiştim. Bugün Skorer sitesinde oyuncuyla Galatasaray'ın artık anlaştığı yönünde bazı haberler yer aldı. Ve ben de bu videoyu çekmeden önce bu haberlerin doğruluğundan emin olmak için bunu sordum. Ama bana yapılan geri dönüş henüz oyuncuyla Galatasaray arasında bir anlaşma yapılmadığını ama farkın artık kademe kademe aşağı düştüğünü ve anlaşmanın çok çok uzak bir ihtimal olmadığını dile getirdiler. Oyuncuyla ilgilenen hala Avrupa'dan farklı kulüpler var ama Galatasaray'da şu an masadaki en yüksek teklifin Galatasaray olduğunu ve en çok ilgili olan kulübünde Galatasaray olduğunu sorduğum insanlar bana doğruluğundan emin olarak dile getirdiler diyebilirim. Ama transfer süreciyle alakalı şöyle bir durumda var arkadaşlar. Oyuncu Krasnodar'la sözleşmesini feshi etmiş bir futbolcu. Normalde kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi vardı ama bu savaş sürecinden dolayı oyuncunun kontratını aktif olarak sonlandırmıştı kendisi ve temsilcisi. Dolayısıyla da Krasnodar kulübüyle alakalı hukuki süreçte aynı zamanda araştırılıyor. Çünkü eğer Rusya tarafı, Krasnodar tarafı bu transfer sürecini Galatasaray'a gerçekleştirirse, onlar da bu transfer sürecinden şikayetçi olurlarsa
Galatasaray ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu tarz transferlerde 10-15 milyon eurolara varan transfer cezaları, hatta transfer yasağına kadar giden süreçlerin olduğunu defaatle yaşadık. Şu an dediğim gibi Galatasaray'ın hukukçuları bu transferde bir risk olup olmadığını da aynı zamanda araştırıyorlar. Ama henüz dediğim gibi oyuncu tarafıyla da transfer bazda düşündüğümüzü bir anlaşma yok. Fark gitgide aşağı düşüyor. Dediğim gibi oyuncunun temsilcisi ilk etapta Galatasaray'dan 2,5 milyon euro imza ücreti, 2,5 milyon euro da yıllık maaş istemişti. Ama dediğim gibi o gün de söylemiştim, videomda dile getirmiştim. Oyuncunun tarafı biraz pazarlığı yukarıdan açıp rakamı aşağı doğru çekip koparabildikleri kadar rakam koparmaya çalışıyorlar diye. Dolayısıyla Galatasaray'ın da rakamı aşağıdan açtığını ve süreç içerisinde kademe kademe yükseltip süreci aktif olarak bir pazarlık süreci haline getireceğini dile getirmiştim. Nitekim söylediğimiz gibi de oldu. Şu an yaşanan süreç tam olarak bir pazarlık süreci ve süreç aktif olarak da devam ediyor diyebiliriz sevgili dostlar. Dediğim gibi hukuki süreçteki problemler de araştırılıyor. Çünkü yer alan iddialarda şöyle bir durum var. Oyuncu 2023 yılına kadar kontratını feshetme hakkına sahip. Onun haricinde 2023 yılından sonra tekrardan kulübüne dönüp 2025 yılına kadar olan kontratını tamamlamak zorunda tarzında. Dolayısıyla da eğer böyle bir durum varsa Galatasaray ciddi manada hukuki anlamda bir soruna, bir probleme teşkil doğurabilir ve aynı zamanda dediğim gibi transfer yasağına ve çok ciddi 10-15 milyon euroya varan transfer cezalarına kadar uzanabilecek bir süreç. Dolayısıyla çok ciddi, çok titiz çalışılması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Erik Botay'ın ciddi manada az önce transferinden söz ettiğim Eldar Shomurodov'la Galatasaray'a ikisini beraber transfer ettiğinizi varsayarsak ciddi manada o kurguda, o rotasyon kurgusunda Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayabilecek iki tane futbolcudan söz ediyoruz. Hem Eldar Shomurodov'dan pivot santrfor olarak katkı alabilirsiniz hem de Erik Botay'ımdan o bitirici, o aralara koşan, o iş bitirecek tarzındaki direkt golcü tarzındaki sticker tarzındaki iş bitirici anlamında katkı alabilirsiniz. Dolayısıyla güzel bir ikili olacağını ve rotasyonda da direkt beraber de kullansanız, rotasyonda da beraber değiştirerek de kullansanız ciddi manada katkı alacağınız iki futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çok fazla soru gelmişti bu konuda. Hani anlaşma sağlandı sağlamadı. Çünkü medyada anlaşma sağlandığı yönünde haberler yer alıyordu. Şu an anlaşma yok ama rakamlar dünden bugüne biraz daha aşağı doğru düşmüş. Yani kulübü Galatasaray teklifini yükselttikten sonra 1 milyon 350 bin eurodan yukarı çektikten sonra oyuncunun temsilcisi de rakamı aşağı doğru düşürmüş. Yani pazarlık süreci şu an aktif olarak devam etmekte. İnşallah transferi tamamlanır ve dediğim gibi hukuki süreç adına da titiz çalışıldıktan sonra bir problem, bir sıkıntı çıkmazsa da inşallah Galatasaray bu transferi gerçekleştirir. Çünkü ciddi manada 22 yaşında futbolcu, Avrupa'da piyasası olan bir futbolcu aldığınız takdirde bir sezon bile kullansanız bir sezon sonunda çok farklı rakamlara satabileceğiniz kalibrede, kalitede, potansiyelde bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi üzerine titiz çalışılması lazım. Krasnodar tarafının da düşüncesi, fikri önemli. Dolayısıyla da transfer sürecini biraz daha beklemek, biraz daha takip etmek gerekiyor sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar, gerçekten Galatasaray'ı her yönüyle konuşmaya çalıştığımız, her transfer süreciyle alakalı ayrı ayrı bilgiler verdiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden hemen en başta söylediğimi tekrar edeyim. Ufak bir ricam var. Videodan şu an ilk gösterim olarak izliyorsunuz. Videodan çıkmadan hemen bir like bırakıp bir de yorum bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Bir de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyeyim. Çünkü hem canlı yayınlar hem yine transfer videoları, zaman zaman futbol manager videoları da gönderiyorum, atıyorum kanalıma. Dolayısıyla da hepsinden an be an haberdar olmak için şu an transfer süreci de aktif olarak devam ediyor. Her an yeni bir bilgi gelebiliyor. Her an yeni bir video çekmek durumunda kalabiliyoruz. Canlı yayınlar yapmak durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla da hepsinden an be an haber alabilmek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Dediğim gibi videodan çıkmadan da bir like, bir yorum bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Yarın inşallah yeni bir videolarda güzel haberlerle, Galatasaray için hayırlı haberlerle görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.